TOKİ hasılat paylaşım modeliyle Sefaköy E5 yolu üzerinde gerçekleştirilen Torkam E5 projesinde ticari üniteler satışa çıktı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Mahmut Dereli projeyi Ekopazar anlattı. İstanbul'un altın aksı olarak nitelendirilen noktada yükselen proje, Sefaköy'de yapılacak metro istasyonu girişinin hemen üstünde yer alacak. Projeye özel metro durağı, metrobüs durağıyla otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının merkezinde yükselen projede 700 bin kişiye ulaşan yoğun insan sirkülasyonunun olması, ticari üniteler için yüksek kazanç potansiyeli olarak nitelendiriliyor. Rezidans daireleri, ofis ve mağazalarıyla tüm bölgenin yeni merkezi olarak geliştirilen proje, Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı'nın tam karşısında yer alıyor. TOKİ'nin hasılat paylaşımı modeliyle ihaleye çıktığı bir projenin tanıtımında, lansman tanıtımındayız. 234 daire, 117 ofis, 310 dükkandan oluşan toplam 127 bin metrekare inşaat alanına sahip bir projedir. Projenin teslimi eğer bir aksilik olmazsa 2020 Ekim ayında teslim etmeyi planlamaktayız. Mahmut Bey, beklentiniz neler efendim? Seçimler bitti. Artık herkes işine gücüne bakacak. Buyurun, sizi dinliyoruz. Evet. Tabii ki seçimler öncelikle ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ülkemiz dinamik bir ülke. Ekonomisiyle, seçimleriyle, yurt dışı ilişkileriyle gerçekten her gün yeni bir dinamizm yaşıyoruz. Biz de inşaat sektöründe faaliyet gösteren, Türkiye'de ve yurt dışında önemli projeler üreten bir firma olarak burada toplu konut idaresinden almış olduğumuz gelir paylaşım modeliyle 20.776 metrekarelik bu arsada karma proje geliştirdik ve projemiz tabii lokasyona çok dikkat çekici bir noktada yer alıyor. Önünden 3 milyon kişi, içinden de 700 bin kişi geçiyor ve tam ulaşımın merkezinde yer alıyor. Metro, metrobüs, otobüs ve minibüs gibi ulaşım araçlarının tam merkezinde yer alıyor. Burada bir karma proje geliştirdik. Karma projeden kastımız nedir? Ticari üniteler, 310 tane, 117 tane ofis ve 234 tane de rezidanstan oluşuyor bu karma proje. İnsanlarımızın hem burada konaklayabileceği hem ofisler vasıtasıyla şirketlerimizin ve ofis ihtiyacı olan vatandaşlarımızın faaliyet gösterebileceği, aynı zamanda burada 700 bin kişilik bir müşteri kitlesine sahip olmak üzere ticari gayrimenkul yatırımcılarının veya işletmecilerin de istifade edebileceği bir karma projeden yani bahsediyoruz. Bildiğiniz adıyla bir çarşıdan söz ediyoruz. Çarşı doğrudur. 3 tane ticari kattan oluşan bir çarşıdan bahsediyoruz. Birisi metro katı, birisi E5 katı, bir diğeri de Halkalı Caddesi, Süvari Caddesi, Atatürk Parkı'na cepheli olmak üzere dört tarafı cadde ve bir tarafı da meydan olan zemin katlar. Bugün biz zemin katların yani 123 adet ticari ünitenin açık artırmasının duyurusunu yapmış oluyoruz. 21 Nisan'da açık artırma yöntemiyle çok ciddi talep olan bu ticari ünitelerimizi satışa çıkartıyoruz. Kamuya da buradan ciddi bir gelir gelecek. Bu konuda da bilgi verebilir misiniz paylaşım hakkında? Biz 900 milyonluk bir satış toplam geliri burada öngördük. 324 milyon TL'ye de burada kamuya buradan pay aktarıyoruz. Ticari üniteler hakkında biraz bilgi alalım. Büyüklükleri, konumları. Ticari ünitelerimiz 38 metrekare ile 1100 metrekare arasında değişiyor. 310 tane toplam ticari ünite var. Burada tabii çok çeşitli sektörlere hitap eden çeşitli büyüklüklerde ticari üniteler oluşturduk. Bunlardan 15 tanesini özel kuyumcu, mücevherat, döviz gibi değerli taşlar satıcılarına uygun hale getirdik. Ve bu caddeye de biz Kuyumcular Caddesi ismini verdik ve Halkalı Caddesi'nden direkt bağlantısı olan bir cadde. Bunun haricinde 1100 metrekare büyüklüğünde büyük bir hipermarket yeri oluşturduk. Metrodan direkt ulaşım, metro katından direkt ulaşım olacak bu markete ve bölgenin bu lokasyondaki tek hipermarketi olacak burası. Bunun haricinde de sektörel olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda serbest piyasa ekonomisi gereği sektörel tanımlama yapmaksızın diğer üniteleri serbest bıraktık. Piyasa kendi ihtiyaçlarına göre bunları belirlesin diye. Ancak tabii burada banka, işte market, kuyumcu,
kafe ve restoranlar gibi birçok sektöründe yer alacağını planlıyoruz.